Merhabalar. Bu sunumumda UpSchool'un Android Development Bootcamp'inin bitirme projesi olan bu Capstone projesini sunacağım. Sunumuma ilk önce kendimden bahsederek başlayacağım. Daha sonradan projem hakkında, projemin detaylarından bahsedeceğim. Daha sonra da UpSchool süreci boyunca soft skill konusunda kazandığım yetkinliklerden bahsedeceğim. İlk olarak kendimden bahsedeyim. Ben Melisa, soyadım Çoralı. Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden 2021 yılında mezun oldum. Aslında ilk sene inşaat mühendisliği okuyordum. Daha sonradan yazılım alanı ilgimi fark ettikten sonra ikinci sınıfta bilgisayar mühendisliğine geçiş yaptım. Üniversitede öğrenim sürecim boyunca Google Developers Kulübü'nün DevFest etkinliklerine yer aldım. 2019 yazında da yine ikinci sınıfta Isaac'in sunduğu bir gönüllülük projesiyle beraber Arnavutluk'ta 1,5 ay boyunca görev aldım. Daha sonradan bitirme projemin hocasının referansı ile üniversitemin teknoparkında işe başladım. İlk olarak stajımı yaptıktan sonra bu şirkette işe başladım. QR kodlu menü projesinde görev aldım. Daha sonra yine Teknopark içinde başka bir şirkete başvurdum. Şu an hala orada çalışıyorum. Orada da yine backend alanında çalışıyordum ve şu an outsource olarak da CK Enerji şirketine çalışıyorum. Aslında mobil alanına olan ilgim son sınıfta aldığım mobil dersiyle başlamıştı. Yani kendi çapımda çalışıyordum. Daha sonradan da bu UpSchool'u gördükten sonra UpSchool'un bootcamp'ini gördükten sonra çok heyecanlandım ve başvurumu yaptım. Bu şekilde aslında ben sunumuma geçeyim. Yaptığım uygulama bir e-ticaret uygulaması. Aslında kısaca genel olarak kıyafetlerden oluşan, ürünlerin kategorilere göre düzenleyip seçebildiğimiz ve sipariş edebildiğimiz bir uygulama. Ben kimim kısmını zaten anlatmıştım. Şuradan devam edeyim. Uygulamanın tanıtımı, dediğim gibi farklı kategorilerdeki ürünlerin seçilip sipariş verilebileceği bir e-ticaret uygulaması. Uygulamama kendinden bir parça katmak adına temel rengi olarak sarı rengini tercih ettim. Uygulamamda Single Activity Multi-Fragment yapısını kullanmayı uygun gördüm. Bu bitirme projesinde kullandığım teknolojilerden bahsetmek istiyorum biraz. Verilerimi listelemek için Recycler View ve Data Binding kullandım. Design Pattern olarak yani mimari olarak MVM yapısını, REST işlemcisi olarak da Retrofit'i kullandım. Image'leri yüklemek için Picasso'yu, favori ekleme işlemi için Room Database'i ve geçiş animasyonlarım için Dottie'yi kullandım. Sadece Room Database kullanmadım. Aslında API ile genel olarak yani Basket kısmının API ile seçtim ürünlerimi. Ama favori işlemi için biraz farklılık olması açısından Room Database kullandım. Giriş kısmı için ise Firebase Authentication kullandım. Giriş ekranım bu şekilde. Kullanıcı deneyimi açısından kayıt ol ve giriş yap ekranlarımdan önce bir ekran olmasını tercih ettim. Daha sonradan buradan kayıt olmaya veya login'e girdiğimiz zaman ilk önce kayıt ol ekranım. Dediğim gibi Firebase yetkilendirmesi kullandım bu kısımda. Burada da giriş yap ekranım var. Giriş yaptıktan sonra doğrudan ana ekrana yönlendiriyoruz. Ana ekranımın da bu şekilde. Ekran geçişlerim için Bottom Navigation View kullandım. Veriler yüklenirken de gerçek zamanlı animasyon yükleyici olarak Loti'yi kullandım. Scroll yaptığımız zaman da aşağıda ürünlerimi listelettim, yeni olan ürünlerimi. Daha sonradan kategoriler sayfam var. Burada da kullanıcıya göre aldığım kategorilerimi listelettim. Buna tıkladığımız zaman
bu kategorideki olan ürünleri görebiliyoruz. Daha sonradan sepet sayfam var. Destek sayfasından veya favorilerden sepete eklediğim ürünleri sepet sayfasında listeletiyorum. Burada ürünleri arttırıp azaltırarak sipariş verebiliyorum veya silebiliyorum aynı zamanda. Sipariş verdikten sonra bir success ekranım mevcut. Burada ürünlerim sipariş edilmiş olup ürünlerimi sepetten siliyorum. Continue diyerek de alışverişe devam edebiliyorum. Favoriler sayfamı dediğim gibi Room Database kullandım. Burada da yine add to back yapabiliyorum. Yani sepet kısmına ekleyebiliyorum. Aynı zamanda favorilerimden silebiliyorum ürünlerimi. Burası da detay sayfası, kart sayfası. Ürünün üstüne tıkladığımız zaman ürünün fiyatı, resmi, açıklaması ve title olmak üzere bu şekilde bir detaylandırma sayfası var. Burada da yine add to cart diyerek sepete veya favorilere ürünümüzü. Biraz da geliştirdiğim soft skill'lerden bahsetmek istiyorum. Bence aslında bunlar çok en önemlileri diyebilirim. Eğitim boyunca yani bir şey başarsam bile başardığım şeyleri önemsemiyordum gerçekten. Ve içten takdir konusunda gerçekten geliştiğimi anladım bu 3 aylık süre boyunca. Bana çok faydası oldu. UpSchool'dan önce birden fazla işle aynı anda ilgilenmeye çalışıyordum. Artık işlerimi bölerek daha verimli çalışabiliyorum. Her zaman şikayet etmesem de yani genel olarak bir şikayet halinde olabiliyoruz. Aslında UpSchool döneminde bunu da biraz kırdım. Ve şükür halimi korumaya çalışıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir de projemi çalıştırıp göstermek istiyorum size. Şu şekilde giriş ekranım. İlk başta bir kullanıcı oluşturabiliriz. Burada yine şifremi görebiliyorum. Sign up dedikten sonra direkt olarak login ekranına yönlendiriliyorum. Daha sonradan buradan giriş yapabiliyorum. Giriş yaptığım zaman dediğim gibi verilerin yüklenmesi için bir zaman geçtiği için burada bir animasyon kullanmayı tercih ettim ben. Scroll yaparak burada ürünlerimi görebiliyorum. Ürünlerim şu, bu şekilde. Daha sonradan ürün detayı için herhangi bir ürün üstüne bastığımız zaman bu şekilde bir ürün sayfası oluşuyor. Buradan favorileri ekleyebiliyorum. Daha sonradan kartıma da ekleyebiliyorum. Geriye çıktığım zaman şu şekilde. Burada da kategorilerimi listelettim. Basket kısmında da dediğim gibi arttırıp azaltabiliyorum ürünlerimi. Burada kartta eklediğim ürünler mevcut. Daha sonradan checkout dediğim zaman da success ekranına yönlendiriliyorum. Success Center'da continue shopping dediğimde yine ana sayfama gelmiş bulunuyorum. Favoriler ekranım burada. Burada da yine dediğim gibi silme ve bege ekleme şeylerim mevcut. İşlevlerim mevcut. Buradan favorileri ekleyebilirim. Genel olarak aslında projem bu şekilde. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.